İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Sen zaferden zafere koşarken o seni sinsice kemirir. Fark ettiğindeyse artık çok geçtir. İktidar kanlı bir oyundur. Baban dahi olsa seni yok eder. Hünkârım, bağışlayın, rahatsız ediyorum. Bir arzunuz var mı diye sormak istedim. Şehzade Mustafa ve Bayezid geldiler mi? Henüz değil hünkârım. Ben de haber bekliyorum karşılamak için. Çekilebilirsin. Aslanlarımın rahatı için ne lazımsa yapın. Mahidevran'la Mustafa da gelecek. Onlar için de gereken yapıldı. Öyle değil mi? Elbette. Şükürler olsun ki Rabbim bize bu günleri de gösterdi. Ailemiz yeniden bir arada olacak. Cihangir nasıl? Konuştun mu onunla? Evet. Dün gece yanındaydım. Bir şey belli etmemeye çalışıyor lakin bir hayli gergin. Zannediyorum korkuları var. Aslan gibi dört şehzadeden sonra böyle bir yük ağır geldi bana. Hayatımda ilk defa yüce Rabbime isyan edecek vaziyete geldim. Ben nasıl bir günah işledim ki bana bunu reva gördün diye yakardım. Hiç anlatmamıştın bana. Bu nasıl anlatılır Hürrem? Bunu düşünmek dahi utanç verici. Bir cihan sultanının evladı böyle olamaz dedim. Kabullenmedim. Bu yüzden onu iyileştirmek için uğraştım senelerce. Çaresi olmadığını bile bile kendi ellerimle acı çektirdim evladıma. Hayır Süleyman. Zinhar kendini suçlama. Cihangir'i ayakta tutan senin sevgin. Hiçbir evladından ayırmadın onu. Hasta olan o değildi Hürrem. Bendim. Meğer o kambur benim sırtımdaymış. Bunu anladığım vakit vazgeçtim. Kabullendim ve sevdim onu. Çok sevdim hem de. Lakin yüce Rabbim buna rağmen unutmadı. Mehmet'imi benim elimden alarak beni cezalandırdı.
Rabbim birini cezalandırdıysa... emin ol bu sen değilsin Süleyman. Sen değilsin. Mustafa'm nasılsın? Sizinle kardeşlerimle aynı kubbenin altındayım hünkârım. Benim için bundan daha büyük bir saadet olamaz. Hünkârım. Sen nasılsın aslanım? Sizi görmek, ayağınızın tozunu yüzümü sürmek büyük şeref hünkârım. Seni hayli merak etti. Bir hediyeyle gönlünü aldım hünkârım. Sizi afiyette gördüm, dünyalar benim oldu. Aslanlar aslanı. İşittiğime göre hayli heyecanlıymışsın. Mübalağa ediyordur hünkârım. Benim tek derdim o kıyafetleri giyecek olmam. İnşallah sancaklarınızdan hayırlı haberler getirdiniz. Selim. Siz bizim başımızda olduktan sonra işlerimizin hayırlı gitmemesi mümkün mü ki? Mustafa'm bir sıkıntı yoktur inşallah. Malumunuz hünkârım. Mesele bir devleti, bir sancağı idare etmek olunca sıkıntılar her daim baş gösterir. Lakin merak buyurmayın. Sizden aldığım destek beni her daim güçlü kılıyor. Adaletten ayrılmayıp layık olana hakkını verince Cenab-ı Hak işlerimi kolaylaştırıyor. Âlâ. Bileğinden güç, yüreğinden inanç eksik olmasın. Amin. Elimden geldiğince size layık bir evlat olmaya çalışıyorum hünkârım. Sizleri böyle yan yana huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Allah yolunuzu da yüzünüz gibi ak eylesin. Amin. Cihangir'im. Bugün sen de abilerin gibi kılıç kuşanacaksın. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim için kolay bir gün hiç olmadı hünkârım. Sadece bir kılıç merasimi. Nihayetinde ne savaşa gidiyorum ne de sancağa. Bağışlayın, niyetim sizi üzmek değil. Ben burada sizinle aynı kubbenin altında olmaktan memnunum. Tabii eğer Manisa sancağına beni yollarsanız ona da itiraz etmem.
etmiş ha. Allah Allah. Hı. Hı. Yolum yolunuz. Kolum kolunuz. Dolum dolunuz. Dinim dininiz. Başım. Başım yolunuzda. Canım uğrunuzda. Malım. Malım törenizde kurban. Dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Tuttuğunuz kılıç. Tuttuğunuz kılıç. Boynuma doğrak. Mürdüm. Boynuma doğrak. Mürdüm. Gerçekler demine. Gerçekler demine. Bir gayretine. Yani. Ey Muaviye ümmeti. Ey düşmanı Muhammed'i. Siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Kök çırsun, kızıl çıksun. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım. Hünkârım, müsaadenizle. Rüstem Paşa, sen de kal. Huzurumuz ve afiyetimiz daim olsun. Hünkârım, Rabbime şükürler olsun ki şehzadelerimiz sağ salim geldiler. Öyle. Hepsi buradayken birlikte avada çıkarız. İyi düşündünüz hünkârım. Ne zamandır birlikte ava çıkmıyorduk. Cuma selamlığına katılmalarında da fayda var hünkârım. Zira halk şehzadelerimizi bağırlarına basmak ister. Bilhassa da Şehzade Mustafa Hazretlerini. Yeniçerilerin alakaları malum. Öyle ki kendilerini karşılamak için ocaktan binlerce asker çıkmış. Ne karşılaması Rüstem? Kim karşılamış? Ali Ağa,
emrindeki askerlerle hürmetlerini sunmak istemiş şehzademize. Binlerce askerle karşılamış Üsküdar'da. Ne âlâ. Rabbim her şehzademize bu sevgiyi nasip etsin. Mustafa. Doğrudur hünkârım. Lakin böyle bir karşılamadan haberim yoktu. Bizi kimse karşılamadı. En büyük şehzade olarak bizlerden bir farkı olacak elbet. Öyle değil mi hünkârım? Yemeğinizi yiyin. Allah'ın izniyle bu sefer beklediğinden çok daha bereketli geçti hünkârım. Hem size hem de şehzadelerimize nice hediyelerle döndüm. Âlâ. Kafirin kıyıları Osmanlı kudreti karşısında çaresiz. Şarken ve Ferdinand'ın ne kadar denecisi varsa... sulh görüşmelerinde aracı olmam için kapıma dayandılar. Elçileri de burada. Aylardır bekletiyorum. Daha da bekleteceğim. Eğer Şarken sulh istiyorsa biraz daha çaba göstermesi icap ediyor. Hakkı haliniz var. İlaveten sulhe ne lüzum? Arzu ettiğiniz vakit ciğerlerini sökeriz evvelallah. En büyük zafer savaşmadan kazanılandır Kapıdan Paşa. Öyledir elbet. Hünkârım bir husus daha var. Malumunuz uzun müddettir Saruhan Sancağı boşta. Zannediyorum Manisa Sarayı'na şehzadelerimizden birinin gitmesinin vakti geldi. Sen hangi şehzademi tavsiye edersin Kapıdan Paşa? Usulen en büyüğünün tayin olmasında fayda görürüm hünkârım. Zira taht sancağı tecrübeli bir şehzadeye emanet edilmeli. Mustafa. Amasya'ya gittiklerinde bir hayli üzgündüler. Buna rağmen bir kez olsun şikayet etmeden canla başla çalıştılar. Toyken yapılan hatalar mazide kaldı. Size layık bir evlat olabilmek için üstün gayret içindeler. Yaptıkları malumum oldu. Aslanımdan hep hayırlı haberler geliyor. Hünkârım. Esasen bu bir fırsat. Varsa mazide bir kırgınlık. Onu suya atmanın, rüzgara bırakmanın tam vaktidir. Anlaşıldı Kapıdan Paşa. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, Vezir Azam Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, emrettiğiniz evrağı getirdim. Buraya bırakabilirsin. Hünkârım, bağışlayın. Söyle. Geçen gece yemekte konuştuğumuz mevzu... İnşallah canınızı sıkmamıştır. Hangi mevzu? Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı karşılamalarıyla alakalı. O mevzuyla ben alakadar olurum Rüstem. Çekilebilirsin. Hünkârım, Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bağışlayın, rahatsız ettiysek daha sonra gelin. Nergis Şah sizi çok özlemiş. İlla görmek isteyince getirdim. İyi ettin Mahidevran. Ben de hasret kalmıştım. Nergis Şah benim küçük meleğim. Size bir şarkı söyleyeceğim. Öyle mi? Gel bakalım.
söyle şimdi. Yağmur yağar baş üstüne, ince kalem kaş üstüne. Selam gelir baş üstüne, vay dili dili kuş dili dili. Mevla kulu sevdim seni, vay dili dili kuş dili dili vay. Üstümüzde ipek yorgan, öpeceksen işte buradan. Vay dili dili kuş dili dili, Mevla kulu sevdim seni. Vay dili dili kuş dili dili vay. Çok güzel bir şarkı. Kim öğretti sana bunu? Annem. Beğendiniz mi? Çok. Hünkârım, müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Nergis Şah'ı tekrar getir bana. Beni bu güzel sesten mahrum bırakma. Elbette. Hayırlısıyla yakında bir torunumuz daha olacak. Öyle mi? Mustafa'mın gözdesi gibi. Aslan gibi bir şehzade doğuracak inşallah. Sıhhatli olsun da. Şehzade Mustafa'yı Manisa'da dünyaya getirmiştim. Rabbim torunuma da orada doğmayı nasip eder inşallah. Seni dinliyorum. Zannediyorum askerin beni karşılaması hakkında bir izahat bekliyorsunuz. Daha evvel de söylediğim gibi bundan haberim yoktu. Lakin iskeleye kadar sana eşlik edeceklerinden haberin vardı, değil mi? Siz yüce padişahımızın evladına karşı olan bu sevgi ve hürmete aynı şekilde karşılık vermem icap ederdi. Bilmeden bir kusur işlediysen bağışlayın. Sana olan bu sevgi beni ziyadesiyle memnun ediyor. Lakin bir yandan da düşündükçe içimi bir keder kaplıyor. Zira bazı sevgiler vardır ki hayli güçlüdürler. Dizginleri olmayan vahşi bir at misali coşkundurlar. Onların sırtına bir defa binersen asla inemezsin. Onlara asla hükmedemezsin. Onlar seni istediği yere götürür ve istediği yerde sırtlarından atarlar. Benim için yeryüzündeki en kuvvetli, en güçlü sevgi sizin sevginizdir hünkârım. Benim için de öyle Mustafa. Benim için de. Neyin var Süleyman? Daldın gittin yine. Az önce Şehzade Mustafa ile karşılaştık. Yoksa tatsız bir hadise mi geçti aranızda? Hayır. Aslanımla sohbet ettik, dertleştik. Epeydir kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Şu Yeniçeri meselesi kulağıma çalınmıştı. Bu yüzden üzgünsün sandım. Neyse ki tatlılıkla halletmişsiniz.
Öyle. Mustafa'm büyümüştü elbet. Lakin artık olgun bir şehzade. Onun hali, tavrı, varlığı bana kuvvet veriyor. Yalnızca onun mu Süleyman? Bayezid var. Selim var. Sonra Cihangir. Hepsi sana layık şehzade olabilme gayretinde. Bundan hiç şüphem yok. Bir baba olarak evlatlarımın hepsinden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Lakin bir hükümdar olarak razı olabilmem için oğlum olmaları kâfi değildir. Mevzu bahis. İnsanın evladı olunca karar vermek oldukça zor, öyle değil mi? Hepsi ayrı heyecan içinde. Nefeslerini tutmuş senin vereceğin kararı bekliyorlar. Sence hangi evladımı taht sancağına gönderebileyim Hürrem? Hangi şehzademi? Sinan Ağa nerede Nasuh Efendi? Mimarbaşı içeride hünkârım. Gece gündüz çalışıyor camiyi vaktinde bitirebilmek için. Arzu ederseniz çağırayım. Lüzum yok. Daha sonra görürüm. Hoca Çelebi. Aslanım için dua edeceğim. Sen de yanımda ol. Şeref duyarım hünkârım. Allah sabır versin hünkârım. Allah geride kalanlara huzur dolu, sıhhatli bir ömür nasip etsin. Amin Hoca Çelebi. Amin. Sen nasılsın Hoca Çelebi? Hayli vakit oldu görüşmeyeli. Hamdolsun hünkârım. Gerçi Şeyhülislam Efendi ile aramızda bazı sıkıntılar mevcut hünkârım. Bilahare gelip arz etmek isterim. Elbette. Malumun olduğu üzere şehzadelerimin hepsini payitahta çağırdım. Hepsi burada. Anlaşılan gene uykularınızı kaçıracak bir kararın arifesindesiniz hünkârım. Sancak meselesi öyle mi? Ben bir karar verdim Hoca Çelebi vermesine de. Beni asıl düşündüren bundan sonrası. Sence evlatlarım hazır mı böyle bir karara? Sence Osmanlı hazır mı? Dostum, düşmanım hazır mı? Hazır olmasalar ne fayda hünkârım? Sizin yüce iradeniz karşısında dağ olsa yıkılır gider, rüzgar olsa diner, derya olsa kurur gider. Bu tahtı rahmetli şehzademizin sandukası üzerine koydukları vakit çok düşündüm. Hünkârımız neden böyle bir emir verdi dedim. Görülmüş şey değil. Neden? Bir cevap bulabildin mi? Bazı suallerin birden fazla cevabı vardır hünkârım. Ki her biri ayrı bir can yakar. Gönlünüzdeki taht namzeti şehzade solup gitti diye mi emrettiniz? Yoksa gönlünüzdeki asıl taht namzetine bir ders vermek miydi maksat? Ona ölümü hatırlatmak mıydı? Tahta giden yolda her daim ölüm vardır demek miydi? Ben Süleyman.
16 yaşında veliaht şehzade ilan olunan Manisa Sancak Bey. Babam Yavuz Sultan Selim Han iktidara yürürken kıydığı kardeşleri, kırdığı babası Sultan Bayezid Han'dan bir ovada kazandı tahtı. İşte o gün savaşla, kanla yazılan bu iktidarda aldım babamdan ahı. Bu yüzden şiir oldu sığınağım. Buldum Muhibbi mahlasını. Muhibbi der ki, bütün hallerini şiirinde açıkla. Olur da sana yardım ulaşır. Ey gönül, söylersen sırrın elbette yayılır. Ağzına sessizlik mührü vursan iyi değil. Ben Süleyman. Şükrediyorum Rabbime. Bir şehzade daha olsa biz de tutuşacaktık kardeş kavgasına. Ben yine de girmezdim kardeşimle savaşa. Uzak dururdum. Varsın korkak desinler. Validemin gözünde arardım cevabı. İstemem. Tüm Osmanlı mülkü ona kalsın. Ben razıyım. Üstüme kardeş kanı sıçramasın. Ya kendi evlatlarım? Onlar da benim gibi razı gelirler mi uzak durmaya? Kardeş kanı dökmektense her şeyi bırakıp giderler mi? Nedir onları bekleyen akıbet? Kardeş kavgası mı? Bitirebilir misin bu kavgayı Süleyman? Gücün kâfi midir? Dağları yıkıp geçen, deryaları kurutan, düşmanlarını kahreden iktidarın buna mani olabilir mi? Verdiğin, vereceğin tüm kararlar durdurabilir mi bu akan kanı? Yoksa bizatihi sebebi mi olur? İklimin sultanı, yüce padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri, Saruhan Sancak Beyliğine şehzademiz Hazretlerini tayin ettiler. Müzik
Yüce Padişahımız verdiği bu kararla Şehzademiz Selim Hazretlerini veliaht ilan ettiler. Hayırlara vesile olsun. Sence hangi evladımı taht sancağına göndermeliyim Hürrem? Hangi şehzademi? En doğrusunu sen bilirsin Süleyman. Lakin benim gönlümden geçen Şehzadem Selim'dir. Demek Selim. Benim gönlümden geçense bu gördüğüm mühürlü kutunun içindeki kararla yazılı Hürrem. Sen de herkesle birlikte ölmüşsün. Selim'e göz kulak olur Rüstem. Onun bu yük altında ezilmesini istemem. Merak buyurmayın hünkârım. Toyluk zamanla geçer. Tecrübe kazanır. Benim de gözüm üzerlerinde olacak. Gel. Hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri teşrif ettiler. Hoş geldin Mustafa. Sizin için değerli taşlar getirmiştim. Ağalar vermiş olmalı. Aldım. Muazzam taşlar. Onlara şekil vermek için sabırsızlanıyorum. Buna sevindim. Hünkârım. Rüstem Paşa ile konuştum. Hazırlık yapacak. Cuma namazından sonra ava çıkacağız. Sen, bütün kardeşlerin, hep beraber biraz at biner, ok atarız. Bunu çok arzu ederdim. Ancak eğer müsaade buyurursanız, ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Bir müddet daha burada kalırsın diye düşünmüştüm. Amasya sancağı malumunuz, boş bırakmaya gelmez. Ayrıca şükürler olsun ki sizi, kardeşlerimi saat içinde gördüm. Bu kadar kâfi. Madem öyle istiyorsun. Eğer bir gün sizi ağırlama şerefini bana bahşederseniz hünkârım, ava Amasya'da çıkarız. Av için muazzam bir yer. Gelirim elbet. Mustafa'm. Bugün ilan ettiğim kararım hakikati değiştirmez. Sen her nerede olursan ol benim oğlumsun. Şayet gün gelir de emri hak vuku bulur. Ben bu dünyadan göçüp gidersem tahtıma kimin geçeceğini ancak ve ancak Yüce Rabbim bilir. Ve ancak o karar verir. Ben değil. Bugüne kadar hünkârım. Size layık bir evlat olmaktan gayrı hiçbir lütuf istemedim. İstemem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Aslanımla sohbet ediyorduk.
öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Bayezid sükunetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyü aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır Hürrem. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet veriyorsun. Senin yokluğunda neler yaşadım ama bir ben, bir de yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Hürrem. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sagardır bana. Kâkülüne kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko nedirlerse desinler, zülfü amberdir bana. Bağışlayın hünkârım. Size burada rahatsızlık vermek istemezdim. Fakat devlet işi eksik olmaz. Sen her dem bize dertlerimizi unutturursun Hoca Çelebi. Sana kapımız açıktır. Söyle nedir mesele? Hünkârım, malum haliniz sabık Şeyhülislam Çivizade Efendi vakfın hükûdu yok sayan fetva verip para vakıflarını Osmanlı topraklarında men etmişti. Evet. Maalesef Şeyhülislam Fenerizade Muhyiddin Efendi aynı yola girdi hünkârım. Para vakıfları iptal olursa evvelden kurulmuş müesseseler yıkılacak ve verdikleri hizmetler atıl kalacak. Oysa bu yanlış bir fikir hünkârım. Âme menfaatine de aykırı. Çivizade Efendi bizi üzmüştü. Malumun üzere vaktiyle Mevlana ve Muhyiddin Arabi aleyhinde de haksız ithamlarda bulunmuştu. Daha evvel arz etmiştim hünkârım. Ehli İslam içine fitne sokmak ehli İslam'a layık değildir. İnşallah Şeyhülislam Efendi aynı hataya düşmez. Fenerzade Efendi birkaç nesildir ulema ailesindedir. Hizmetleri çok olmuştur. Ben böyle bir hataya düşeceğini sanmam. Lakin için rahat olsun. Mevzuyla bizatihi alakadar olacağım.